Biz Ayvalık'a giderken her yeri kapatmadı Fahim. Bu camı kim açmış şimdi? Makbule abla Antep'ten erken dönmüş olabilir mi? Yok canım, o akşamüstü gelecekti. Ah! Bu örtüleri kim kaldırmış? Arada tık tık diye atıyor. Sonra birdenbire iki tık tık birden diye atıyor. Tahsin'cim, senin ölçmene gerek yok. O göğsüne taktıkları kablolar 24 saat boyunca senin nabzını, tansiyonunu ölçecek. O beline taktıkları alete hop kaydedecek. Ama demek ki bak durum ne kadar vahim ki. Doktor yazdıktan döner dönmez hemen gelin alet takalım edelim falan dedi. İyi de oldu yani, döndüğünüz gün daha bavulları eve bırakmadan gelin demek istemedi bence. Ay, baba. Şuraya bak, sen benim sağlığımı hafifimi alıyorsun. Alay mı ediyorsun benden? Hayır babacığım, aşk olsun. Ay babanı sinirlendirmesin evladım. Doktor Tahsin Bey'in kalbini hayatının kendi seyrinde takip edeceğiz. 24 saat çok büyük üzüntü, heyecan olmasın diyor. Tahsin'cim, Sabit Efendi'yi çağırsak mı erzak alışverişi için filan? Aman olmaz öyle şey. Ne diyeceğiz? Yeğenimiz kızınızı nikahsız aldı, Amerika'ya kaçırdı. Şimdi biz de size sipariş veriyoruz diyeceğiz, öyle mi? Oh! Maşallah, kaymaklı ekmek kadayıfı. Ay doğru vallahi. Artık onlardan bir şey isteyemeyiz. Hayır, zaten nasıl yüzlerine bakacağım onu bile bilmiyorum. Ay vallahi rezil olduk insanlara. Çok mahcup olduk. Vallahi bu mevzu açıldığı zaman şuraba bir şey tıkanıyor. O Sacit gözüme gözükmesin benim. Babacığım bence zaten tamamen Sacit yüzünden oldu sizin bu yaz ki bu ciddi tıktıklarınız. Ay o hamiyetlere bir ayak üzerinde 9 yalan söyledik bir aydır. Ah o Sacit bir elime geçse. Yani bir elime bir kaşık suda. Neyse. Her şey çok iyi, çok güzel. Tahsin'cim, avukat yok, heyecan yok. Sabit Efendi bizi vurmaya geldi. Ay sus kızım. Açın kapıyı. Büyük bir pilav. Burada yolun ortasına koyuyorsunuz böyle şeyleri. Ayağımın altında kalıyor ya. Ay ne oldu Burhan? Büyük bir felaket. Ne oldu yahu? Sabahtan beridir sizi bekliyorum. Nerede kaldınız ya burada? Babamı doktora götürdük. Sabahtan beridir doktor gezip dolaşıyorsunuz. Burada kim öldü, kim kaldı hiç sormuyorsunuz ya. Kim öldü yahu? Ay Tahsin'cim sakin ol. Ölenle ölünmez. Kim öldü ya? Ay siz söylüyorsunuz ya Burhan Bey. Ay ben başka bir felaketten bahsediyorum burada. Ay ne felaketi söylesene Burhan. Çok fena, çok fena, çok fena, çok fena. Düşündükçe böyle içim bunalıyor. Ne oldu ya? Ay söylesene, çatlayacağım valla. Benim evde şofbem bozuldu. Şofbem bozuldu. Ay böyle patladı da böyle büyük bir tehlike falan mı atlattı? Yok, kendi kendine oldu. Böyle ben musluğu açarım. Ondan sonra sıcak çıksın diye bekliyorum. Isınmadı bir türlü. Büyük felaket dediğin bu mu yani? Ben bir haftadır banyo yapmıyorum Tahsin Bey amca. Haberin var mı senin? Şu anda pislüğün tekiyim ben. Kokuyorum. Kokuyorum. Her yerim kokuyor şu anda benim. Yayıyorum kokuyu şu anda. Ay ben siz etmedim ya. Asir gelip yiyeyim. Hayır. Telefonum çalıyor Burhan Bey. Kim bu yahu gelir gelmez? Ay sinirlenme güzelim. Cem'dir herhalde. Şimdi ben aklına gelmiş. Hoş geldin. Aslı boşanacaksan boşan bundan artık. Yeter yahu. Nedir bu? Bu huzursuzluğa dayanamıyorum artık. Doktor dolaşıyorum baksana. Bu yaştan sonra taşıyamıyorum artık ben bu yükü. Hayır babacığım, bir huzursuzluk falan yok. Her şey çok iyi, her şey çok güzel. Alo. Sabah geri gelmez ararım demiştim. Ses sera yok. Bir aydır görüşmedik Aslı, farkında mısın? Neyin peşindesin sen Allah aşkına? Kim arıyor? Divi mi o? Beni soruyorsun yok diye. Uzak tut çocuğu bindin. Ya Cem.
Kısmet işte, biz de ancak yerleştik. Ha kısmet. Biz burada ciddi kararlar verme aşamasındayız Aslı Hanım. Ben kaç gecedir uyumuyorum burada. Burhan Bey'in de şofbeni bozulmuş. Dalga mı geçiyorsun sen benimle ya? Ha dalga mı geçiyorsun? Ne diyor? Fırça mı atıyor sana? Hayır babacığım, hatırımı soruyor. Her şey iyi, her şey güzel dedi. Olur mu öyle? Cem, ben seni daha müsait bir zamanda arasam. Oldu, hadi bakalım. Ne yapacaksınız? Ayrılıyor musunuz artık? Yani işte yarın avukatlarla randevumuz var babacığım. Ama yani size bağlı, nasıl arzu ederseniz benim için çok fark etmez, önemli değil. Ayrımın bitsin o zaman. Bıktık artık ya. Ya bir kere kaldım, Ayvalık'a gelmedi. Hayırsız. Barışmak isteseydi bal gibi gelirdi. Allah'ım yarabbim. Ne olacak bizim bu şofben işi İfot? Bir haftadır kokuyorum ben. Bir bakıyorum orası mı kokuyor? Öbür tarafa gidiyorum orada kokuyor. Öbür tarafta bir bakıyorum yine koku. Sonra sınıf 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 bir baktım. Burnuma inanamadım yani. Bir kokuyormuş. Makbule ve babanla alışverişteyiz. Sabit Efendi evi kontrol etti. Bir şey yok dedi. Tamam, süper. Allah'ım yarabbim ya, sen niye kapıdan içeriye dalıyorsun banyo kapısından? Ya siz niye bizim evde gizli gizli banyo yapıyorsunuz? Ya ne gizlisi, İfot'un haberi var bir defa. O zaman kapıyı kilitleyin. Ya da gidin Makbule ablanın tarafında yapın banyonuzu, o evde yok. Olmaz. Onunla bir geçmişimiz var, yakışık almaz. Ay benle çok yakışık aldın. Her şeyi görmem. Aa, rahatsız mı oldun? Biz kardeş sayılırız yerim. Ay, neyse ki yer yer köpük vardı. Ama rahatsız oldum tabii ay. O zaman sen de soyun, ben de seni çıplak göreyim, eşit olalım. Sizin ağzınızdan çıkanı kulağınız duyuyor mu Burhan Bey? He. Saçma oldu değil mi? Ay ne bileyim ay. Panik oldum. Ne diyeceğimi şaşırdım. Hadi tamam, gidin giyinin hadi. Aa, olur mu ya öyle şey? Daha kesi yapmadım. Daha banyoya bile girmedim ben. Tam köpüklerle oynaya oynaya gevşeyecektim ki... Makbule abla. Orada biri var. Makbule abla. Burhan abi, siz bir gidip baksanıza. Abi ne olduk şimdi? Orada ne? Erkek ayak sesleri var orada. Ne? Hadi görüşürüz. Beni yalnız bırakmayın ya! Kendimizi Rus olarak tanıtırsak kız buluruz belki. Rus mu? He. Abramovich'in arkadaşlarıymışız mesela abi. Bizim de teknemiz varmış. Ama daha mütevazi. 60 metre falan. Ya Sertaç, benim Rus olduğuma kim inanır kardeşim ya? Abi koskoca ülke. Sen dağlık tarafından mısın mesela? Ya saçmalama Sertaç ya. Ya biz kızımız bulamayız kardeşim. Bizde okuma yok. Vazgeç. En güzelini Sacit yaptı. Aldı kızı, kaçırdı. Ah! Allah içine sindirsin. Abi açlıktan ölecek miyiz yani bu genç yaşta? Ben abi İvan olarak inandırıcı olacağımı düşünüyorum. Abi Sezar. Aslı. Merhaba. Çocuklar biz nereye gideceğimizi bilemedik. Bizim evde birisi var galiba, hırsız gibi. Ay ben çok korkarım abi. Aa niye korkuyorsun canım? Aslan gibi çocuklarsınız siz. Kahraman gibisiniz. Yüksek boylusunuz. Niye korkuyorsunuz? Hadi siz o şu hırsızlara bir bakın. Biz de oradan oturalım, mahalle bir yeriz. Yok ya. Polise gitseniz Aslı abla.
Hadi o zaman karakola gidelim. Tamam. Siz böyle mi gideceksiniz? Of, ne bileyim, bölgesi de hoşuma gitti. Efil efilesi iyi yani. Yarın iş günüm ya, bugün son günüm. Bugün böyle takılayım diyorum. Dosividen ya. Tırmalama kardeşim. Olmuyor. Baba. Efendim? Çok sevdim ben sizi ya. Sağ ol. O zaman yarın git de bir dükkana bak bakalım. Alışabilecek misin? Selam dostlar. O kim ya? O kim ya? Komşu komşu. Böyle mi giyiniyor bu? Şey, Makbule, madem burada misafirleriniz var, bana mutfakta çay ısmarlayabilir misin? Tabii, buyurun. Ne yapıyor bu havluyla? Ya şofben meselesini mi protesto ediyor aklınca? Ay, hayır Tahsin'cim, rahat ediyormuş, rahat. Her şey çok iyi, her şey çok güzel. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.